dış kararlar verme şansınız yoktur. Son 3 yılda şampiyonluktan uzakta kalan, geçtiğimiz sezon 13. olarak tarihinin en kötü dönemini geçiren Galatasaray'ın artık başarısızlığa tahammülü yoktu. Şampiyonluk özlemine son vermek, daha da önemlisi Cumhuriyet'in 100. yılında zirveye şampiyon Galatasaray'ı yaslanabilmek için olmazsa olmaz şey değişim. Bu değişim seçim başladı. Daha önce de başkanlık yapan Dursun Özbek yeniden koltuğa oturdu. Özbek de ilk olarak teknik direktörü değiştirdi. Torrent'te kötü deneyimin ardından macera aramayan Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış, camianın evladı Okan Buruk'u görevlendirdi. Okan Buruk da Erden Timur'la birlikte kadroyu değiştirmek için kolları sıvadı. Sarı Kırmızılar transferde bir önceki sezondan tamamen farklı bir politika izledi. Genç futbolcular yerine yıldız isimlere yönelen Sarı Kırmızılar, Icardi, Mertens, Oliveira, Torreira, Dubois, Mata, Rashica, Seferovic gibi önemli isimleri kadrosa kattı. Galatasaray ayrıca ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da istediği Abdülkerim'i alarak hem savunmasını hem de sıkıntı çektiği yerli rotasyonunu güçlendirdi. Artık değişim tamamlanmıştı. Şimdi yapılan hamlelerin meyvesini toplama zamanı gelmişti. Büyük umutlarla başlanan yeni sezonda tüm yeniliklere rağmen ilk galibiyetleri getiren isim yaşlı kurt Gormez'di. Gomis, Antalya Spor maçında 90'da, Ümraniye Spor maçında 86'da sahneye çıktı. 2-1 kazanılan Gaziantep karşılaşmasında da kilidi açan yine Fransız yıldızı. Galatasaray sezon başında kazanmasına kazanıyordu ama oynanan futbol henüz kimseyi tatmin etmiyor. İlk 7 haftayı Adana Demirspor'la birlikte zirvede tamamlayan Sarı Kırmızılar, Eylül'deki milli ara sonrası adeta türbülansa girdi. 3 maçta 7 puan kaybeden ve bir anda Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine düşen Galatasaray'da Okan Buruk da sorgulanmaya başladı. Üstelik zorlu bir fikstüre giren Sarı Kırmızılar, 3 hafta sonraki Dünya Kupası arasına şampiyonluk umutları iyice azalmış bir şekilde girebilirdi. Ancak Galatasaray'ın başarılı hatalarından ders alan, oyuncularına güvenini göstermekten çekinmeyen, yeri geldiğinde de değişimden korkmayan Okan Buruk var. Buruk, Karagümrük maçında sol bekte daha önce hiç forma vermediği Emre Taşdemir'i oynattı. İlk golü Emre'nin attığı karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı. Beşiktaş derbisinde ise Barış Alper'e ilk kez 11'de şans geldi. Galatasaray, Icardi'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılsa da Barış Alper asistiyle, performansıyla maça damga vurdu. Okan Buruk'un dokunuşları sonuç vermeye başlamıştı. Sezonun kırılma anlarından biri, Dünya Kupası arası öncesi oynanan son haftaydı. Fenerbahçe'nin Giresunspor'a kaybettiği maçtan bir saat sonra Galatasaray Başakşehir deplasmanına çıktı. Sarı Kırmızılar sezonun en sükseli galibiyetini 7-0'la alarak şampiyonluk şarkılarını mırıldanmaya başladı. Dünya Kupası dönüşü sonrası 2 puan öndeki Fenerbahçe
Liderlik için İstanbulspor karşısında çıkan Galatasaray, cezalı Muslera'nın yokluğunda Okan Koç'un oynadığı mücadeleyi zor da olsa 2-1 kazandı. Okan Koç'un son saniyelerde yaptığı kritik kurtarışla takımına liderliği getirirken hocasını da mahcup etti. O andan itibaren Galatasaray liderliği hiç bıraktı. Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi 3-0 gibi net bir skorla geçti sarı kırmızılar. Trabzonspor'u henüz 10. saniyede geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa'yı devre arası transferi Zaniola ile yendi Galatasaray. Beş beşe tam 14 maç kazandı Okan Buruk ve öğrencileri. Süper Lig'in 53 yıllık rekoru kırdı. Ülkeyi yasa boğan deprem nedeniyle lige verilen aradan tüm takımlar gibi Galatasaray'da etkilendi. Uzun süredir maç oynamayan ve ritmini kaybeden sarı kırmızıların galibiyet serisi Konya'da sona erdi. Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışında puan kaybedilse de psikolojik üstünlük kaybedilmedi. Uzun süre sonra mağlup olan Galatasaray, stresli geçen Adana Demirspor maçını yine Okan Buruk'un hamlesiyle kazandı. 74'te oynayılan bir şunun golüyle üstünlüğü yakalayan sarı kırmızılar mücadeleden 2-0 galip aldı. Aynı hafta Fenerbahçe öne geçtiği derbide Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. Farklı Kayserispor ve Alanyaspor galibiyetlerinden sonra Galatasaray sahasında Karagümrük'te 3-3 beraber oldu. Fenerbahçe'de bir gün sonra İstanbulspor'a karşı aynı skorda 2 puan kaybetti. Bir sonraki hafta derbide Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan sarı kırmızılar son dönemece baskı altında. Bu süreçte ise Karagümrük maçında penaltı kaçıran Icardi sırtladı Galatasaray'ı. Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor maçlarını kazanan Galatasaray'da atılan 5 golde Arjantin'in hızdan geldi. Icardi kaçırdığı penaltının telafisini fazlasıyla yapıyor. Sezon boyunca Galatasaray'da Boey, Nelson, Abdülkerim, Torreira, Kerem ve Icardi öne çıkan isimler olsa da hemen hemen her oyuncu aldığı süre karşılığında formanın hakkını verdi. Yıldızıyla, gençiyle, hocasıyla, taraftarıyla bir aile oldu Galatasaray. Seyrantepe'deki her maç sonrası da galibiyet sevinci birlikte yaşandı. Kimi zaman Icardi, kimi zaman takımın en genci Kazım Can taraftarları üstü çekti. Yeri geldi, Okan Buruk oğlu Ali Yiğit'le tezahürat yaptı. İtalyan yıldız Zaniolo, transfer olduğu dönemde deprem hayatını kaybeden Muhammed'e olan sevgisini gösterdi. Kendisi için klip yapan 17 yaşındaki Muhammed'in anısını formasına koydu.
geçeyim bir fotoğrafı vereyim. Nelson, başına 15'lik iş atıldığı maçta bırakın oyundan çıkmayı, son dakikalarına yaptığı hamle ile galibiyeti getirdi. Sezon başında kampa götürülmese de küsmeyen Boyle, futbol aşkının ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Herkese. 24 yaşında kaptanlığa getirilen Kerem, golleri ve asistlerinin yanı sıra olgunlaşan kişiliğiyle de örnek oldu gençlere. Yılların tecrübesi Mustera, takımını yalnız bırakmamak için sakatlıktan günler sonra döndü sahaya. Her oyuncu kendi hikayesini yazdı Galatasaray'da. Şampiyonluksa tüm bu hikayelerden sonra geldi. Büyük kulüp refleksini göstermekten çekinmeyen Galatasaray, tarihinin en kötü sezonundan sonra ayağa kalkmayı başardı. Cumhuriyet'in 100. yılında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geride bırakan Sarı Kırmızılılar en anlamlı şampiyonluklarından birini kazanarak 23. kez mutlu sona ulaştı. Şampiyonluğun kutlu olsun Galatasaray.